2009 yılında 129 No'lu apartmanın en üst katında oturan ODTÜ'lü iki kız öğrenci gece saatlerinde mumlar yakarak satanist bir ayin yapmaya başlar. Ayinlerinde şeytan ve cinler çağırırlar. O gece apartmanda deprem olur. Hemen apartmanı boşaltan apartman sakinleri son katta oturan kızların apartmandan çıkmadığını fark ederler. Daire camlarında gölgelerin dolaştığını ve daireden gelen çığlıkları duyan apartman sakinleri depremin durmasının ardından daireye girerler. Evde hiçbir şeyin kırılıp dökülmediği ve hiçbir şeyin yanmadığı halde üç genç kızın yanmış bedenlerini gören apartman sakinleri çok korkar. O gece kimse uyumaz. O günden sonra kızların kaldığı daireden her gece aynı saatlerde çığlık ve kırılan eşyaların sesine benzeyen sesler gelmeye başlar. Komşuları kısa sürede apartmanı tamamen boşaltır ve apartman kaderine terk edilir. Ama o gece ilginç olan ise iki ODTÜ'lü kızın yanında yanlış bedeniyle duran üçüncü bir genç kızın olmasıdır. Üçüncü kızın kim olduğu DNA analizleri ve yapılan tüm çalışmalara rağmen hiçbir zaman bulunamadı ve kimsesizler mezarlığına gömüldü. Sizce bu üçüncü kız kimdi? Arkadaşları mı? Kurban mı? Yoksa onlardan biri mi?